Ayça Akgül Hanım, amcam Parkinson hastası, adamın bilinci kapandı, kontağı kesti. Ne yapabiliriz? Parkinson. Parkinson için yeni bir buluş yapıldı. Safranın Parkinson'a karşı etkili olduğu anlaşıldı. Safran ve tabii aslan yelesi. Aslan yelesi. Adamı biri Libya'dan gelmiş. Bana diyor ki Lios MN kapsülü var mı? Yok dedim. Niçin kullanacaksın? Parkinson için, Alzheimer için falan. Dedim ki Ginkgo var. Ginkgo. Sadece 3 yıl içerisinde 36 ayrı klinikte 10.815 demans hastası tedavi edilmiş. Anlatayım adama. Lyons MN aslan yelesi var mı? Yok dedim. Üretebilir misiniz dedi. Niye dedim? Ben onu istiyorum. Niye? Libya'da onu istiyorlar. İyi dedim, üretirim. Ürettik. Lyons MN aslan yelesi. Ama araştırdım, bu adam ne diyor? Önce BAPMET'e bakacaksın. BAPMET'e baktık. Ne çıktı? Efendim. Birçok klinik araştırması çıktı. Profesör Doktor Rita Levi Montalcini araştırma yapmış kadın. İtalyan. 100 yaşında Nobel ödülü aldı ha. Beyinde beyni büyük bir fabrikaya benzetelim. Beyinde birçok enzim var. Bunlar da makine çalışıyor. Bu makinelerden biri de nerf faktör denen bir enzim. Bu da yapısı, dokusu, özellikleri bozulan artık işe yaramayan hücreleri tamir ediyor. Nerf faktör. Bu kadının bu buluşu yaptığı güne kadar dünyadaki bütün doktorlar ne diyordu? Uzman, nöroloji, beyin doktorları. Ne diyorlardı? Efendim mide hücresi 4 günde bir yenilenir, karaciğer 220 günde, hücresi kan hücreleri 120 günde falan filan, kemik hücreleri 2 yılda ama sinir hücreleri doğduğu günden öleceği güne kadar ne olmaz? Değişmez, dönüşmez, gelişmez. Ama ölebilirsiniz. O zaman 10 yaşına kadar bitti. Beyin hücre kalmadı. Gelişemezse, değişemezse, dönüşemezse, yenilenemezse 10 yaşında bitti. Hayat 70-80 yaşında nasıl olacak? Sürekli ölürse hücreler. 100 milyar hücre var zaten. İnsan vücudunda kaç milyon hücre var? 100 milyon hücre. Beyin sinir hücreleri sadece 100 milyar. Bitti gitti. Vay abi dediler Almanlar. Yani hadi bitti. İşte bu Rita Levi Montalcini bu buluşu yaptı. Beyinde bir enzim var. Bu tadilat, tamirat, yenileme yapıyor. Nobel ödülü aldı 100 yaşında. 100 yaşında Nobel ödülü aldı. Ama bu makineyi, enzimi buradan damardan veremezsin, içemezsin, kaynak beyne gitmez. Çünkü beyinde omuriliği koruyan bir sıvı var. Boz. Beyin omurilik sıvısına boz denir. Bu tabakaya geçemez. Koruyucu bir kalkan gibidir beyni, sinir sistemini. Boz. Beyin omurilik sıvısı artarsa hidrosefali, o hastalığı çıkar. Çok riskli, çok tehlikeli bir şey. Onu tedavi ediyoruz. Ha, panik yok. Efendim ama bu enzim bulduk ama beyne nasıl gidecek? Rita Levi Montalcini 100 yaşında, zaten kadın öldü gitti. Yaptığı buluş Nobel ödülü aldı, kaldı. Ne oldu? Japon ilim adamı Kawagishi aslan yelesi mantarının birleşiminde bir madde buldu. İşte bu mantara aslan yelesi mantarı denir. Ağaçların üstünde böyle parazit gibi yetişir.
Aslan yelesi mantarı. Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinde varmış ama bilmiyorum tabii. Benzeyebilir de yani. Aslan yelesi mantarı. Evet, bunun birleşiminde vitaminler, mineraller, enzimler, bu abone var. Çok önemli bir şey daha var. Beta glukan. Bağışıklık sistemi güçlendirir, kansere karşı bile etkili. Ha? Kansere karşı. Beta glukan. Fakat bizi o da ilgilendirmiyor. İki şey daha var. Herikenon, erinasin. Herikenon, erinasin ne yapıyor? Aslan yelesi mantarının birleşimindeki herikenon, erinasin kana karışıyor. Beyindeki bu beyin omurilik sıvısını geçiyor. Ne yapıyor? Bu enzimi, duran enzimi tekrar çalıştırıyor. Aman dur, yavaş. Böylece tadilat, tamirat başlıyor. Adamın birisi ressam, çok Türkiye çapında büyük bir ressam. Torunu bizim buradan ürün alan Mehmet Hüseyin Bey'e arkadaşı demiş ki ya dedem koptu gitti demiş yani. Nasıl koptu gitti? Adam hastalıktan dolayı bizimle bağlantısı koptu. Çok iyi bir arkadaşımdı. En iyi arkadaşım dedemdi. Her türlü sohbet ediyorduk ama adam şimdi ruh gibi demiş. Hiçbir şey anlamıyor. Parkinson'du, demans oldu, Alzheimer oldu. İyice bitti gitti. Ay Gökçek tedavi demiş. Gökçek. Anlatmış. Ormus kol talıyorum ondan. Çok faydasını gördüm. Beyni tamir ediyor, yeniliyor. Beyindeki ağır metalleri, kimyasalları temizliyor. Alüminyum zehirlenmesi, kimyasal zehirlenme ne varsa yok ediyor. Ormus kol. Aa iyi bir deneyelim demiş. Aradılar beni, anlattım. Bir deneyelim, deneyelim. 6 hafta kullandı bizim ürünleri. Aa dedeme iyi geliyor. Devam. 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay. Aa adam tekrar resim yapmaya başladı. 7 ay sonra şak, adam dünyaya döndü. Mars'tan geri geldi. Ne oldu? Normal sohbete başladı ve daha iyi resimler yapmaya başladı. Bütün algıları normale döndü. Sanki hiç yaşamamış gibi. Aslan yelesi mantarının yeni bir ürün daha kattık bu Parkinson'a. Safran. Safranla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Parkinson'a karşı etkili olduğu belgelenmiş. Ha sadece Parkinson değil. Safran, Parkinson, major depresyon, makula dejenerasyon. Gözün arka kısmında makula denen bölge var. Sarı nokta denir oraya. Görme %90 burada oluşur. Buradaki bir hasar önce böyle sinekler uçuyormuş gibi görmeye başlar kişi. Tedavi edilmezse o nokta gider. Yani televizyona bakar, sadece kenarlarını görebilir. Ortasını göremez. İnsana bakar, yüzünü göremez, kulaklarını belki görebilir. Yani öyle tehlikeli bir şey. Makula dejenerasyonuna karşı etkili olduğu belgelenen safran. Major depresyon, anksiyete, panik atak, depresyon. 10 numara bir ürün. Ürettik. Ama bizim üretmiş olduğumuz safran dünyada benzeri yok. Neden? Çünkü Gökçek üretirse en kalitelisini üretir. En kalitelisini. Parayı sorun yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Para yok ama parayı sorun yapmıyoruz. Bizimki bir tuhaflık yani. Hem para yok hem parayı sorun yapmıyoruz. Şimdi yeni bir ürün üreteceğim. Kilosu $1,500. Mühendis bana diyor ki hocam bu çok pahalı. $300 ürün kullansana. En kalitelisi olacak dedim. En kalitelisi.
Her zaman her şekilde. Ya sen de hiç diyor şey yapıyorsun bu kadar. Ne yapıyorsun arkadaşım? Beni çözemiyor. Beni çözemezsin Hacı abi. Kaliteden taviz yok. Evet, safran da safran ekstraktı, aslan yelesi, biraz önce bahsettiğim bitkinin ekstraktı, ginkgo ekstraktı, sarı kantaron, melisa, üzerlik, zerdeçal, bor, çinko, magnezyum, metil, sulfonul, metan falan filan. Evet, bir bakalım Avrupalı Amerikalı ne yapmış? Gökçek yapmış da onlar ne yapmış? Safran. Kapsül yazmazsan başka şeyler çıkıyor. Aha. Ya öğretmiş. Aa, Amerikalılar da öğretmiş. Ne öğretmiş? Bakalım. Hacı abi. La ilahe illallah. 30 miligram. Başka da bir şey yok. Trisut olgu maddesi. Onlar kafayı yemişler. We don't know when office will back in stock. Anlatıyor bir de. Stokta kalmadı falan filan. Bilmiyorum diyor. Tövbe estağfurullah. Ya ürettin ne ki? Ne üretiyorsun ki kardeşim? İçinde sadece bir de yani stokta olabilir, olmayabilir diye şey yapıyor, numara yapıyor. Ya olsa ne olur, olmasa ne olur? Şebek, ürettiğin şeye bak. İçinde bir şey yok. Amazon'a bakın, Amazon'a. Benim ürünleri de orada üretilen ürünlerle kıyaslaştırın. Bak bu da 88.5 gram safran ekstraktı koymuş, gerisi hipemeloze yani şey kapsülü anlatıyor. Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. Adam girine koymuş ya, hiç ya. Dolgu maddesi. 100 gramı da kapsül. 100 gramı düşerse 88, 180. 8.5 yani 777.2 gram nişasta koymuş. Biz ne koymuşuz? Ginkgo, aslan yelesi, sarı kantaron, melisa, bor, çinko, magnezyum, metil sulfonul metan. Etkisini MSM olmasa katlayamazsınız. Evet, bizim rakibimiz dünyada yok. Belki Mars'ta olabilir. Bizim dünyada rakibimiz yok. Elhamdülillah. Niye yok? Çünkü veli miyiz, deli miyiz belli değil. Bu kadar masraf yap. Sonra da 99 lira sat. Dün bir Amerika'dan Amazon'da çalışan beyefendi geldi. Biz Ormus Gold almak için gelmiş Amerika'dan. Amazon'da çalışıyor. Abi sen niye Amerika'da bu ürünleri satmıyorsun? Ya biz burada vergiyle, SSK ile uğraşıyor. Adam Amerika'da nasıl? Amerika'da diyor şirket aç, oradan satış yap, çok para kazanırsın. Para kazanırsın da biz şurada şuraya gidemiyoruz. Oraya nasıl gideceğiz de orada şey yapacağız. Bu işlere parayla dedi.